Safanur, bir ara vermiştin, yine potadasın. Bir ara sürekli potada görüyorduk seni, sonra bir ara verdin. Şimdi yine potadasın. Bugün için neler düşünüyorsun? Bu bir problem değil. Her gün yeni bir ben ve her gün farklı bir güne uyanıyoruz. O yüzden her gün saldırmaya ve yeniden asılmaya devam. Burada elimizden gelenin en iyisini çıkarıp bugün almayı planlıyoruz. Çünkü bu takımdan iki kişiyi daha potada görmek istemiyoruz hiçbirimiz. En azından kırmızı takımdan iki kişinin daha potaya gelmesi ve pazar günü eleme finalinin öyle oynanmasını temenni ediyoruz. Ben de Mert de bu takımda siyah önlük giymiş iki kişi olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve bütün arkadaşlarımızın, bu takımdaki bütün arkadaşlarımızın potaya gitmemesi için çabalayacağız. Burcu, dün akşam oylama esnasında birbirinizi mi anlayamadınız yoksa tam olarak ne demek istedin? Genel olarak Mert, Burcu'yu tarzını, yemek yapışını, her şeyini Eren'i çok beğeniyor ve sürekli bunu söylüyor. Ben söylüyorum, el lezzeti olan insanlar oluyor şefim. Bunu sadece bana Sergen, değil, Eren'e de söylüyor, bunlara dahil söylüyorum yani. Bunda bence yanlış bir şey yok. Ben olsam rakibimi övmezdim. Ben övmem yani. Anladım, gerek yok. Anladım. Özgüvenli olan herkes öyle. Şimdi yeri geliyor, ben Dilara'yı mesela önce rakip görmüyordum. Sonra kendini göstermeye başladı, onu da övdüm. Eren, şimdi ben Eren'i nasıl övmeyeyim? Ya da Sergen lezzetli yemek yaptığını nasıl övmeyeyim? Yani bir söz vardır, çok severim. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Benim felsefem böyle. Ben karşımdakini yüceltmeyi çok severim. Yüceldikçe, yani yücelttikçe sen küçülmezsin. Benim bakış açım böyle. Dediğim gibi yani, o tabii açıkladı onun özgüven problemi ya da yokmuş vesaire, onu bilemem. Ama benim genel insanlarda analizim, kişinin özgüveni olduğu zaman yani karşısındakini övmekten çekinmez. Ben o anlamda böyle düşünüyorum. Siz bile yani birbirinizi övüyorsunuz. Bence övmek yani övgü değil bu. Ben de onda bir şey gördüğümde bunu söylüyorum. Benim söylemek istediğim şey şu şefim. Ben açık açık kendim söyleyeyim. Ben kimseye şunu demem. Mesela atıyorum, Burcu dolmayı benden daha iyi yapıyor çünkü onun eli lezzetli demem. Ben ondan daha da iyi yaparım. Ondan daha da iyi yapmak için çalışırım. Bence olması gereken şey bu. Ben buradaki hiçbir rakibime demem ki Eren abi benden daha iyi et yapıyor. Hayır, ben onu yenmeye çalışırım. Niye söyleyeyim böyle bir şey? Mantıklı gelmiyor bana. Tabii ki ortada bir gerçek varsa, atıyorum, adam gerçekten iyi tabak yapmış. Ben zaten bunu hep söylüyorum. Diyorum ki bu birinci çıkar, bak tabağı çok iyi. Ya da ne bileyim, bu kesin alır bunu diyorum. Bana sorarsanız sizin problem Türkçe. Ve benden geliyor. Hazır mısınız? İdol. Bence idol kelime şu anda tam doğru kullanma bir kelime değildir yani. Şimdi karşı başka bir insanı başarılı kabul etmek bir şeydir. İdol başka bir şey. Çünkü tabii ki de idol aslında daha bir katı daha yüksek olan bir kişi. Ulaşılmaz. Yani. Ulaşılmaz alanda yani. Bence o sizin Türkçe aranızda problem var ki. Bunu dedikten sonra böyle yapayım. Yani kusura bakmayın.